Bakalım harmonik harekette neler yapıyoruz. Başlayalım sorularımıza. Yatay zemin üzerinde KL noktalar arasında harmonik hareket yapan cismin periyodu 12 saniyedir. Hemen yazıyorum o zaman. Periyot 12 saniye. Cisim M noktasından ok yönünde geçtikten 9 saniye sonra hangi noktadadır? Hemen ne yapıyordum ben burada? Ne vardı benim kuralım? T bölü 6, T bölü 12 kuralı vardı. O zaman 12'yi 6'ya bölersem 2, 12'ye bölersem 1 yapacaktır. O zaman şöyle yapalım mı? Burayı 2 saniyede, burayı 1 saniyede, burayı 1 saniyede, burayı 2 saniyede alacaktır. Hemen o zaman başlayalım çözmeye. Şimdi diyor ki M'yi geçtikten 9 saniye sonra. Buradan buraya gelirse 2. Tekrar devam ettim. 4, 5, 6, 8, 9. saniyede de nerede o zaman? N ile L'nin arasında oluyor. Hemen bakalım. Periyotları T1, T2, T3'tür diyor. Biz ne yapıyorduk bir kere? Buradaki K'ya K yazıyorduk. Tamam. Paralel bağlı olduklarında ne yapıyordum? Topluyordum. Yani bunun eş değer yay sabiti 4K. Seri olduklarında da çarpımları bölü toplamları diyordum. Yani bununki de o zaman 3 bölü 4K olur. Tek tek yazalım. T1 eşittir neydi? 2 pi tam eklemiştik biz buna kodlamasına. N bölü K olursun. T2'yi yazıyorum. Bu da 2 pi. Kök içerisinde 2N bölü 4K. Tamam. T3'ü yazdık. Hemen yazdım. O da 2 pi. Ne oldu? N bölü 3 bölü 4K yani 4 buraya geldi. Şimdi böyle bakarsam ben bu üçünü nasıl kıyaslarım? Şöyle kıyaslayabilirim. Bir kere kök dışları eşit. Kökün içine bakarsam en büyük kök içi 3'te var. Sonra 1'de var. Sonra da 2'de. Basit harmonik hareket yapan cismin periyodu 12 saniyedir diyor. Hemen yazdım. T eşittir 12 saniye. Cismin Z noktasından geçerken hızı kaç santimetre bölü saniyedir diyor. Peki biz herhangi bir andaki hızı nasıl yazıyorduk? Diyorduk ki 2 pi bölü t çarpı kök içerisinde r kare eksi x kare diye bir formülle bulmuştuk. Yerlerine yazalım. T eşittir 2 çarpı 3 bölü 12 kök içerisini yazıyorum. R kare ne? 10'un karesinden 100. X kare de 8'in karesinden 64 oldu. Çözelim bunları. Şurası ne yapacaktır zaten? 164 çıkarırsam 36. O da 6 olarak mı dışarı çıkar? Peki V eşittir. Bunları da sadeleştirelim. 1 bölü 2 çarpı 6'dan ne çıktı o zaman? 3 santimetre bölü saniye olur. Geldik başka bir soruya. Yay sabiti K yayın ucunda harmonik hareket yapan M kütle cismi frekansı F'tir diyor. Cismin frekansının azaltılması için. Biz nasıl yazıyorduk? Normalde ne demiştik? T eşittir 2 pi kök içerisinde m bölü k demiştim. Ben bunu şöyle de düşünebilirim. Periyotla frekans ters orantılıydı. O zaman 1 bölü f7 eşit olur diyebilirim. Hangileri tek başına yapılabilir? Şimdi burada şöyle düşünelim. Cismin kütlesini artırırsam kütlenin artması periyodu artırır. O zaman frekansı azaltır. 1 oldu. Şimdi 1'leri aldım. O zaman dikkat et bak 3 tane şık zaten gitti. Üçüncüsü de zaten birincinin tersi olduğu için gitmişti. Yayın boyu azaltılmalıdır. Şimdi yayın boyunun azaltılması ne anlama gelir? Kısaltılan bir yay daha da sertleşir. Yani bize burada K'yı artırmamızı söyler aslında. K'nın artması T'yi azaltır. O zaman F'yi artırır. Biz de bunu istemiyoruz. Geldik bir başka soruya. Frekansı 1 bölü 4 saniyedir diyor. O zaman periyoduna 4 saniye diyelim mi? Böyle kalsın. K noktasında harekete geçen cisim kaç saniye sonra O noktasından ikinci kez geçer? Şöyle paylaşalım mı bunu? Bu cismin periyodu 4 saniye olduğuna göre bir kere gidip gelmesi 4 saniye. O zaman şöyle olur mu bu? Bir kere gitmesi ne anlama gelir? 2 saniye olur. Bir kere de gelmesi şöyle çizecek olursak 2 saniye oldu. Peki buna şimdi farklı bir kalemle şöyle yapalım. Diyelim ki o zaman bu buradan buraya 1 saniyede gelir. Buradan buraya 1 saniyede gelir tekrardan ve tekrar buradan buraya 1 saniyede geldiğinde O noktasından ikinci kez geçti mi? Şimdi 1 saniye geldi geçti gitti bir daha geldi tekrar geçti. Yani kaç oldu o zaman? 3 saniye oldu. KL noktalar arasında basit harmonik hareket yapan cisim diyor. O noktasından şekildeki yönde harekete geçtikten sonra hızı ikinci kez sıfır. 12 saniye sonra hızı ikinci kez sıfır olmaktadır diyor. Peki bu cismin hızı nerelerde sıfır oluyordu? Bir bu noktada sıfır oluyor. Bir de bu noktada sıfır oluyor. Peki ben şöyle diyebilir miyim o zaman periyot anlamında? Bunların her birini T bölü 4
sürede almıyor mu? Toplamına dikkat et. T kadar yapar. Peki her birini T bölü 4 sürede alıyorsa şimdi hızı ikinci kez sıfır olması. Şöyle yapalım. Buraya geldi. T bölü 4. Buraya geldi. T bölü 4. T bölü 4. Yani 3 tane T bölü 4'te mi ikinci kez hızı sıfır oldu? E burada kaç saniye sürüyormuş? 12 saniye sürüyormuş. O zaman periyodu ne yapar bunun? 16 saniye yaptı. Periyodu 16 ise de frekansı 1 bölü 16. Sarkaç sorularında nasıl yapıyorduk? Tolga diyorduk, değil mi? 2 pi kök içerisinde ipin uzunluğu bölü yer çekimi. Yani buradaki kütlelerin bizim için önemi yok. Şimdi yazalım. Tx için ne yazabiliriz? Şöyle yapalım direkt. 2 pi'ler sadeleşeceği için L bölü G. Ty için de ne yapalım yine? Kök içerisinde 16 L bölü G. E bu zaten 16 dışarı 4 diye çıkar. L bölü G'lerde sadeleşeceği için 1 bölü 4 oldu. Yine aynı şekilde yine periyotları soruyor. Hemen şöyle düşünebilir miyiz? L var. 4L var. Kök dışına 2 çıkar. O zaman 1 bölü 2. Bitti. Kale nokta arasında basit harmonik hareket yapan cismin N noktasındaki ivmesinin büyüklüğü 8'miş. O noktasındaki hızı da 4. Hemen şöyle yapalım. O noktası bunun maksimum hızının olduğu yerde. Maksimum hızını da nasıl buluyordum? 2 pi bölü t çarpı r diyordum. Peki. Yerlerine bir yazmaya çalışalım. Maksimum hızı 4'müş. 4 eşittir. 2 çarpı 3 bölü t çarpı r. Bu böyle kalsın. Sonra da diyor ki bize bir de ivme ile ilgili bir şey vermişti. Onu da tekrardan bir yazalım bakalım. İvme ile ilgili herhangi bir andaki ivmeyi nasıl yazıyordum? A eşittir omega kare x diyordum. Omega kare yerine de ne yazabilirim ben? 2 pi bölü t'nin karesi diyebiliyordum. Çarpı x oldu. Ne yaptık burada peki? Şimdi bir de şuna dikkat edin. O ne ile ne ile eşit uzunlukta mıymış şu ikisi? O zaman ben buraya x dersem buraya 2x mi diyeceğim? Tamam, güzel. Şimdi r yerine 2x yazıyorum yani. Peki o zaman devam edelim. İvmesi de kaçtı bunun? 8. Şimdi 8 eşittir. 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9 bölü t kare çarpı x. Sonra üst tarafta da ne var? Bak şimdi yazdığımızda çıkacak zaten. 4 eşittir. 2 çarpı 3 bölü t çarpı 2x oldu. Taraf tarafa bunları oranlayalım. Neler gitti bir görelim. Şimdi gidenler şunlar. Bir kere 8 ile 4 gitsin. Yukarıda 2 kaldı. X'ler zaten gitti. Şu 2 ile bu 2'yi çarptım. Bu 4'ü götürdüm. T ile onun karesi gitti. 3 ile de bu gitti. Burada 3 kaldı. Şimdi bak şöyle bir şey kaldı. Bir temizleyelim. Hani rahat görebilmeniz için. 2 eşittir diyorum. 3 bölü t kaldı. O zaman t ne çıktı? 3 bölü 2 saniyeymiş.